Özgür peki bütün bunlar içerisinde Özgür'e bir hatırlatma yapmak lazım. Evladım Özgür, sen Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele edeceksin. Ona aşık gibi bakmayacaksın. Kılıçdaroğlu siyasette yok. Ona niye cevap veriyorsun anlamış değilim. Bakın ancak bir ilkokul çocuğunun bile yapmayacağı bir şeyi sünnet çocuğu gibi davranan bir Özgür Özel göreceğiz. Yani CHP Genel Başkanı'na bu söylenir mi? Valla CHP Genel Başkanı şunları söylüyorsa her şey söylenir. CHP Genel Başkanı'nın kendisi kutsal falan da değil ki, nedir yani? Atatürk'le mi karşı karşıyasınız? Onu da anlamış değilim. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu en ağır şekilde eleştiriyorsak eleştirdik. Özgür Özel de onunla yaşadığı her şey sanki Kılıçdaroğlu yayına değilmiş ki, bakın ne zırvalamış yine. Bu Özgür'ün sonu çok fena, görelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini niye üstüme alayım? Yani üstüme alacak bir şey yok. Çünkü ben konuşmanın ilk başında söyle söyledim. Şey Edebali'nin vasiyeti muhalefete değil iktidaradır. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı, Anıtkabir'de bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyledim. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım dedim. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey de hiçbir zaman zaten birinci partinin genel başkanı olmadı. 10 saniyelik bir görüntü üzerinden bir şeyler. Ha, Kemal Bey dışında, Kemal Bey adına bir şeyler söyleyen, yazan, paylaşan, eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ne yapacağı belli. Nereye gidiyoruz? İnönü evine. Ne yapıyoruz? CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi. Ya bu çocuk hakikaten deli. Buradan rica ediyor ki ama kötü bir şey söylememiş gidiyor. Ya bütün konuşmayı Kemal Bey genel başkan olamadı ki demek için yapmış. Ve bütün bu konuşmayı yaparken kendisine ilkokul çocuğu gibi, sünnet çocuğu gibi ortaya çıkarmış. Ya Özgür, bir, Kemal Bey başarısız, kabul. Ama sen de başarısızsın çünkü onun bütün kararlarında yan yanaydın. Dolayısıyla Özgür sen buradan kefini yırtamazsın. Yani başka türlü söylersek, Kemal Bey benim babamdı, benim her şeyimdi, o beni adam etti falan deyip arkasından şimdi de sen 22 yıldır genel başkan olamadın ki falan deyip aslında sözüm ona cevap vermiyorum diyerek arkadan onu dövmeye kalktığında kimse yemez. Senin partililerin yer ama ben yemem. Dolayısıyla zaman içerisinde Özgür Özal olarak bunu da Orhan Gökdemir buldu. Çok güzel. Özgür Özel değil. Özgür Özal. Memleketi ne hale getirdiğinizi hep beraber göreceğiz. Bir. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Özgür Özal. Diyelim Kemal Kılıçdaroğlu berbat. Çok başarısızdı. Ama senin başarının, yani eğer bir başarı söz konusuysa, 3 aylık genel başkansan, 3 aylık genel başkanken sen bu kadar büyük başarı elde ettiğine göre demek ki sen kendine bunu mal ediyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kenara bırak. Senin bugün yerel seçimlerde elde ettiğin başarının arkasında hiç sevmediğim bir adam İmamoğlu var. Mansur Yavaş var. Yani şimdi Allah aşkına Adana'da senin aslanlar gibi adayın olmasaydı, Bursa'da o kadar zamandır çalışmış bir aday olmasaydı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gibi sürükleyici birisi olmasaydı, Özgür sen 3 ayda ne yaptın da halk sana bu kadar aa dedi, vallahi bravo. Bence Özgür kendisi bile CHP Genel Başkanı olduğuna inanamıyor. Ciddi söylüyorum. Bence Özgür, ulan ben buraya oturdum ama kendimi ispat etmem gerekiyor. Her mikrofona pıdık 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 konuşuyor. Bazı şeyleri duymayacağız diyor. Ulan duymayan genel başkan böyle mi olur? Ağırlığın yok. Fikri derinliğin yok. Davranışında tutarlılık yok. Tipin dışında kafayı da hiçbir şey değişmedi. Sen öyle bir yerdesin ki temel olarak, ahlaki olarak o koltuğun eğer bir ağırlığı varsa, örgütün saygınlığını oluşturacak bir tutum varsa bunu yapman lazım. Bunun başında da yoldaşlık gelir. Eskiden sana o koltukları vermiş olan insanlara, ki bence o da antidemokratikti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne istediğini milletvekili yapıp yapmaması, o da antidemokratikti. Ama senin o noktada oturan bir kimse olarak düne kadar seni adam edenlere karşı sen hiçbir zaman iktidar olmadın ki, ben oldum falan. Ulan sen olduğunda nasıl oldun? Ekrem olmasa ne olacaktın? Gel gerçeği konuşalım. Mansur Bey olmasa ne olacaktın? Bu kadar ilkokul seviyesinde bir adam ben görmedim. Siyasetin karikatürüdür Özgür Özel.
karikatürüdür. O yüzden de Erdoğan hayranlıkla bakıyor. O da bunu tokatlıyor. Ben soruyorum, dünyanın neresinde yerel seçimi kazandıktan sonra genel seçim istemekten korkan bir genel başkan var? Bir, dünyanın neresinde muhalefet partisi liderine hayran olan bir genel başkan var? Onu meşrulaştıran bir genel başkan var. Sor bakalım, İsmet Paşa, Altan Öymen, Ecevit, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykan hangisi ben vallahi seçim istemem demiştir bugüne kadar? İçinden istememiş olabilirler ama muhalefet yalandan da olsa ister. Bu özgür bir felaket ya. Yani Ekrem tamam bela ama Ekrem 3. sınıfta olsa siyaseti biliyor, ayak oyunlarını biliyor, her türlü numarayı biliyor. Bu özgürün bir şey bildiği yok. Ben bu özgürü yemin ediyorum şirketim olsa şirketimde herhangi bir yetkili bir koltuğa oturtmam. Çünkü adam ne dediğini bilmiyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Sen 3 ayda kendin mi bir şey yaptın? Ekrem yaptı. Ekrem'in rüzgarı var. Mansur Yavaş'ın rüzgarı var. Gerçekleri konuşalım. Ne oldu da Özgür 3 ayda sadrazam oldu? Böyle bir şey yok. Biraz kafayı çalıştır ya. Yarın çıkıyor Ekrem sana dese ki oğlum sen manyak mısın lan? Sen grup başkan vekiliydin. Sen milletvekiliydin. Her bir haltı yaptın Kemal Bey'le. Ne oldu? Ama ben geldim İstanbul'u 2 kere aldım. Ben geldim seni adam ettim. Sen kimsin dese ne diyeceksin Özgür? Bunlar doğru değil. Hakikat şu, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş rüzgarı Kemal Bey'in üstündeydi. O rüzgar halkın da tepkisiyle yerel seçimleri sildi, süpürdü. Ve şimdi iktidar talep etmeleri lazım. Hakikat bu. Yani Ekrem iyidir, kötüdür. Bu ayrı mesele. Hakikat bu. Ya birader, bu kadar kas kafalılıkta olmaz. Onu da söyleyeyim.